Ne geldi, nereye geldik? Evet efendim, şimdi yeniden Refah. Erdoğan'a var, Erbakan'a yok. Ne acaba? Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. Millete tepeden bakan, kibirli, halkla arasına duvarlar örmüş, milletin derdiyle dertleneceğine makam aracının markası ve modeliyle dertlenen, vatandaşa değil yandaşa çalışan böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkıp usanmış. Miras yedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de isim vermeden yeniden Refah Partisi için miras 7 ifadesini kullandı. Fatih Erbakan Erdoğan'ın memleketi Rize'deydi. İktidarı ekonomi üzerinden de hedef aldı. 10 bin lira emekli maaşı demek açlık sınırının yarısında milyonlarca emekliye talim yaptırmak demek. 53 bin lira yoksulluk sınırı, 53 bin lira. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın %85'i yoksul. Elazığ mitingimizi yapacaktık. Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki AK Parti'nin kendi seçim mitingini yapmış olduğu alanın bize tahsis edilmesini talep ettik. 22 Mart'ta Fatih Erbakan'ın Elazığ mitingi için Cumhuriyet Meydanı'nı talep etti Yeniden Refah Partisi. 6 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı alan. Ancak seçim kurulu Yeniden Refah Partisi'ne Cumhuriyet Meydanı miting alanı değil diyerek izin vermedi. Rakibimiz olan bir parti o meydanda miting yapmış. Neden korkuyorsunuz? Bizim en doğal hakkımız aynı alanda miting yapmaktır. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında tansiyonun yükseldiği bir başka adreste Kahramanmaraş. AK Parti Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel'in esnaf ziyareti sırasında AK Partililer Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına müdahale etti. Efendim şu kareye bir baksanıza, bir anda 70'lere gittim. Retro bir kare yani, öyle renkler, öyle bir yerde konuşmuş ki buradaki fontlar filan.